Değerli arkadaşlar, herkese yeniden merhaba. Türkiye ile İspanya çok özel bir buluşmayı gerçekleştirdi. Gerçekten Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dün işte kralla buluşması, bugün e, Garanti BBVA e, Genel Merkezi'nde Madrid'de yapılan Türkiye İspanya e, iş toplantısı, orada yapılan açıklamalar, Türkiye ile İspanya'nın çok ciddi bir e, stratejik ittifak içinde olduğunu, işbirliği değil, ittifak içinde olduğunu göstermesi bakımından önemli. Ben her zaman bunu savunmuşumdur. Çünkü Avrupalılar bencil varlıklar olarak iki devletin yani İspanya ile hatta bağlantısında İber Yarımadası'nın ikinci ve küçük devleti Portekiz'i e de katarsak İspanya ve Portekiz'de Türkiye'nin Avrupa güvendi fakat bunun da ötesinde Avrupa ekonomisi ve dış bağlantıları açısından ne kadar önemli olduklarını hep arka plana itmeye çalışmışlardır. Bu Anglo-Saksonların bir numaralı görevidir. Yani Cebeli Tarık'ta hala İspanya ile hoşlaşmayan bir durumu olan İngiltere. Fakat Almanların ve Fransızların da işine gelen bir durumdur. İki eski büyük imparatorluklar, üç daha doğrusu Portekiz ve e, İspanya sömürge imparatorlukları, Türkiye Osmanlı'nın e, yasal mirasçısı olarak bu coğrafyada Avrupa açısından esasında hiç de yabana atılmayacak bir karakter temsil ederler. O yüzden Türkiye ile İspanya tarih boyunca çok fazla büyük bir gerilim yaşamamış özellikle cumhuriyet Türkiye'si ile modern İspanya arasında hiçbir sorun olmamıştır. Niye? Çünkü Türkiye eşittir Kafkasya üzerinden Orta Asya, Çin, Japona kadar uzanan bir derinlik. İspanya ve Portekiz Atlantik Okyanusu ötesi Latin Amerika'ya uzanan büyük bir derinliği temsil ederler. Bu iki unsur esasında Avrupa'nın doğru düzgün ulaşamadığı iki büyük coğrafyayı kontrol eden yapıları vardır. Yani İber Yarımadası ile Anadolu Yarımadası Avrupa için vazgeçilmez bir kimlik taşırlar. Onun için bizimle ve İspanya ile çok fazla boğuşurlar fakat sonuçta teslim olurlar. Yani sonuçta tamam. Sizler bizdensiniz falan filan. Şimdi bu ziyaret esasında e, Türkiye için önemli bir kimlik taşıyor. Çünkü e, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan e, Avrupa denkleminde ve NATO denkleminde özellikle Hamas'a terör örgütü demeyen tek lider kimliği taşıyor. Yani Erdoğan Hamas'ı terörist olarak hiçbir zaman nitelemedi. Ve şunu söyledi, Hamas Filistin direnişinin ayrılmaz bir bileşenidir, bir parçasıdır. Şimdi tabi o küresel lobi bunu çok iyi not ettiği için Erdoğan'la ilişkileri daima böyle bir seviyede tutmaya çalışacaktır. Esasında Pedro Sanchez, sosyalist başbakan, dürüst bir adam olarak, dürüst bir Avrupalı olarak hem Filistin devletini tanıma kararı aldı, hem de İsrail'in Gazze'deki o olağanüstü katliam ve soykırımına net tavır koyan Belçika ile ve İrlanda ile ve Polonya ile birlikte net tavır koyan nadir ülkelerden birinin lideri oldu. Fakat Pedro Sanchez'in Erdoğan'dan ayrılan ana yönü Hamas'a terörist unsuru olarak bakması. Çünkü daha ilk baştan itibaren yaptığı bütün açıklamalarda İsrail Hamas'ın e, özür dilerim İspanya Hamas'ın terör saldırılarını kınamakta fakat İsrail'in de Gaz Şeridi'nde izlemekte olduğu politikaya e, karşı çıkmaktadır diyor. Bu nedenle olsa gerek ve Erdoğan'la beraber katıldığı iş toplantısında Filistin sorununu dile getirmedi Pedro Sanchez. Yani bir nevi Kriakos Mitsotakis ile Erdoğan arasında yaşanmış olan Hamas terörist mi değil mi tartışmasının tekrarlanmasını istemedi. Fakat Erdoğan enteresan bir biçimde İspanyol muhatabına gereken primi verdi. Ger gereken primi verdi. Dedi ki gelecek yıl bedeniyetler İttifakının 20. yıl dönümünü idrak edeceğiz. Malum bu ittifakı İspanya ve Türkiye olarak birlikte kurduk. İttifakımız kuruluşundan bu yana çok önemli roller üstlendi. Dünyanın savaşlar ve katliamları yaşadığı bu dönemde bu ittifaka daha çok ihtiyaç var. İşte burada Cümle giriyor. Bilhassa Gazze'de ve işgal edilmiş Filistin topraklarında 250 gündür yaşanan soykırım vicdan sahibi herkesin yüreğini kanatıyor. Gazze'de 16 bini çocuk olmak üzere 37 binden fazla insan göz göre göre katledildi. 85 bin sivil yaralandı. Kiliseler, camiler, okullar, mülteci kampları bombalandı. Basın mensupları öldürüldü, gıda taşıyan insani yardım görevlileri vuruldu. Doktorlar, akademisyenler, masum siviller kurşunların hedefi oldu. Ateşkes çağrılarına kan dökerek karşılık veren şımarıklıkla karşı karşıyayız. Şimdi bunlar Avrupa'nın göbeğinde söylenen sözler. Yani Avrupa'nın İsrail'le olan ilişkileri nasıl dengelemeye çalıştığını düşünecek olursak sert sözler bunlar. Bilhassa seçilmiş sert sözler. Devam etti. İspanya'nın İsrail mezalimi karşısında izlediği tutumu takdirle karşıladığımızı burada vurgulamak istiyorum. Sayın Sanchez ilk günden bu yana gerçekten ilkeli, tutarlı ve dirayetli bir politika benimseyerek hem İspanya halkının hem Filistinli kardeşlerimizin hem de Türk milletinin gönlünde müstesna bir yer edilmiştir diyerek şunu söylemeye çalışıyor. Sadece beni hedef almayın. Bak, burada bir medeniyetler ittifakı var. Katolik İspanya ile Müslüman Türkiye Gazze konusunda aynı düşünüyor. Şimdi tabii bu bu mesajlar önemli ve gördüğümüz kadarıyla İspanya ile Türkiye gerçekten ekonomi alanında diğer Avrupalı ülkelerle görünmeyecek ölçekte net bir işbirliği ve ittifaka yönelmiş durumda. Bunun adına ben İber-Anadolu İttifakı diyorum. Çünkü o iki yarımada da gerçekten insanlık açısından çok önemli kültürel birikimleri ve insanlık açısından çok önemli Doğru tercihlere sahip bir geleneğe dayanıyor. Bu yönden baktığınız zaman Erdoğan'ın İspanya ziyaretinin bir Türkiye-Avrupa ilişkileri açısından önemli bir kimlik taşıdığını söylemem lazım. Hoşçakalın.